Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay, görüntüsü şahane. İki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Bunun için 3 numaralı şiş kullanıyorum ve bebe ipi kullanıyorum. İp tercih, şiş numarası kendi isteğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerimi atarak modelime başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak şöyle ipimi düğümledim. Şişlerimi içine kattım. Daha sonra bununla beraber toplamda 16 tane ilmek yapıyoruz. Modelim 4'ün katları olarak hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Tane ilmeklerimi attım. İlmeklerimi attıktan sonra şurası gevşeme yapmasın diye bir tane de düğüm attım. Daha sonra şişimi çektim. Şimdi girişte giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım ve iki tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, en sonunda iki tane düz ve kenar ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Bu sırayı tamamlamış oldum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Örgümün ön yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. İki tane ters, terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz, tersin üstüne ters, düzün üstüne düz, tersin üstüne ters, düzün üstüne düz, en sonunda 3 tane ters olarak ördüm. Model bu şekilde arkadaşlar. Giriş ve çıkışta ön yüzünde mutlaka ters örgüyle başlanmalı, ters örgüyle bitmeli. Arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Hemen yanındaki ikisini düz örgü olarak ördüm. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimizi her zaman girerken örmeden alacağız, çıkarken ters örgü olarak öreceğiz. Şimdi ben 3 sıra ördükten sonra modelimin ilk sıra kurulumunu yapıyorum. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Yanında 2 tane ters ilmeğimi aldım. Şimdi burada 1, 2, 3, tam 3.'ye batıyorum ve ipimi uzatıyorum. Tutuyorum, bu ipim gevşeme yapmasın. 2 tane düz ördüm. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. yuvaya batıyorum. Tekrar ipimi uzattım. Gevşeme yapmasın. İpim ön tarafta, 2 tane ters örgü ördüm. Yine 1, 2, 3. yuvaya batıyorum. İpimi uzattım. 2 tane düz örgü ördüm. Yine tekrar ipimi uzattım 3. yuvada ve 2 tane ters örgü ördüm. Yine düz tarafa geldim. 1 2 3. yuvaya batıyorum ve ipimi uzatıyorum. 2 tane düz örgü ördüm. Yine 3. yuvaya batarak ipimi uzattım. Burada 3 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Hemen 2 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İpimi kendime taraf getirdim. 1 tane ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Uzattığımız ilmeğimiz. Ve 2 tane tersimi ördüm. Daha sonra
Diğer ilmeğimi de şişimin üstüne aldım. İpim diğer tarafta, iki tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İpim benden yana, uzattığım ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım ve iki tane ters ilmeğimi ördüm. Daha sonra diğer ilmeğimi de aldım. İpim diğer yanda, iki tane ilmeğimi düz ördüm. İpim benden yana, uzattığım ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ve diğer ilmeğimi de aldım. En sonunda iki tane düz, bir tane tersle sırayı bitirmiş olduk. Modelimin ön yüzüne geçtim. Modelimin ön yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Kenardaki iki tane tersimi ördüm. Şimdi burada iki tane artırma yaptığımız ilmeğimiz var. Aradan çıkarttığımız iki tane de ana ilmeğimiz var. Önce sağ taraftan dördünü birlikte ördüm. Sağ taraftan ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Bu sefer sol taraftan, yani arka. Bu şekilde bu sefer sol taraftan, bakın şuradan sol taraftan giriyorum. İpimi üzerine aldım. Hepsini bıraktım. Tekrar iki tane ters ilmeğimi ördüm. İkinci modele geçtim. Öncelikle şu dördünü birlikte sağ taraftan girdim. Dördünü birlikte ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Bu sefer sol taraftan gireceğim. Şöyle arkasından sol taraftan girdim. Başını alıyorum ve yine aynı şekilde elinizi bu aşamada biraz bol tutmakta fayda var. Benim elim çok sert olduğu için, yani çok sıkı tuttuğum için bu aşamada biraz zorluk çektim. Şöyle arkasından da ördüm. Dördünü bıraktım. İki tane tersimi ördüm. Yine son. Dördünü öncelikle birlikte sağ taraftan ördüm. Daha sonra arkasından giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım. Dördünü birlikte ördüm, bıraktım. En son 3 tane tersimi birlikte tek tek ördüm. Modelin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde yine aynı şekilde arkadaşlar, değişen bir şey yok. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 2 ters. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, en sona 1 tane ters. Modelden sonra bir sıra örmüş oldum. Tekrar aynı terslerimi ters, düzlerimi düz örgü olarak örüyorum. Modelden sonra ikinci sıram, bu benim ikinci sıram. Modelden sonra ikinci sıram. Ve modelden sonra üçüncü sırama geçtim. Yine aynı şekilde düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters. Dördüncü sırada model kuruyoruz. Yine model tekrarı yapıyoruz. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ve dördüncü sırada arkadaşlar model tekrarı yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. İki tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Sayıyoruz. 1, 2, 3. yuva hemen modeli birleştirdiğimiz noktaya denk geliyor. Öncelikle ipimi uzattım. İki tane düzümü ördüm. Tekrar diğer tarafta 3. yuvadan, bakın 1, 2, 3. yuvadan ipimi aldım. İki tane ters ilmeğimi
ördüm. Tekrar 1, 2, 3. yuvadan ilmeğimi uzattım. 2 tane düz ördüm. Yine 1, 2, 3. yuvadan ilmeğimi uzattım. 2 tane tersimi ördüm. 3. yuvadan ilmeğimi uzattım. 2 tane düzümü ördüm. Yine 1, 2, 3. 1, 2, 3. yuvadan ilmeğimi uzattım. Ve en sonunda 3 tane tersimi ördüm. Tekrar örgümü çevirdim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. 2 tane düz ördüm. İpimi kendime taraf getirdim. Uzattığım ilmeğimi aldım. Daha sonra 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Uzattığım ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz. Tekrar ipim benden yana, uzattığım ilmeğimi aldım. 2 tane ters ördüm. Uzattığım ilmeğimi aldım. İpim diğer tarafta. 2 tane düz ördüm. İpim benden yana. Uzattığım ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi örüyorum. Tekrar uzattığım ilmeğimi aldım. 2 tane düz, son kenar ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi tekrar model kapatıyoruz. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde modeli tekrardan kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar dördünü birlikte aldım. Önce sağdan girdim. Daha sonra sol taraftan, yani arkasından ipimi aldım ve ördüm. Dördünü bıraktım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar önce dördünü birlikte sağ taraftan ördüm. Daha sonra arkasından, yani sol taraftan girdim. Dördünü birlikte ördüm. 2 tane ters örüyorum. Yine modele geldik. Model kapatıyoruz. Dördünü birlikte sağ taraftan aldım. Şişimden çıkartmıyorum. Bu sefer arkasından giriyorum, sol taraftan. Dördünü birlikte ördüm ve bıraktım. En sona 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar model sürekli kendini tekrar eden bir model. Geri geliyoruz, ileri gidiyoruz, geri geliyoruz. 4. sırada model tekrarı yapıyoruz. Zaten 2 tane tekrarımızı yaptık. Şimdi başka bir parça üzerinde, biraz daha büyük bir parça üzerinde örüp hemen geliyorum. Modelimi biraz daha büyük bir parça üzerinde ördüm, geldim. Biraz daha belirgin oldu. Bebek eleklerine, bebek berelerine, şapkalarına, atkılarda, hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde ve bebek eleklerinde de kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde kabarık. Arka yüzü ise bu şekilde arkadaşlar. Lastik üzeri kurulduğu için arka kısmında 2 ters 2 düz olarak görüyoruz. Videonun sonuna geldiğim, umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.